Benim adım Seda Nurgül, Erzurumluyum. Benim robotum Elmas Robot. Robotumuzun adı Çevre Koruyan. Benim hayalimdeki robot Balık Robot. Benim hayalimdeki robot engellilerin yakasına takılacak bir rozet. Özelliği bir engelli bireyin kişisel özelliklerini yapamadığı için o engelli bireye yardım ediyor. Benim adım Miray, ben de bir tane deniz robotu yaptım. Bu robot işçilere yardım amaçlı tasarlanmıştı. İnsanların çöpleri yere atıp çöp kutusuna baktım. Nereye attığını kontrol ediyor. Engellilerimizi ışıklarda karşıdan karşıya geçirmek için yardımcı olacak. Bu robot denizdeki böyle peruş, cam ve plastik şeyleri alıp denizden burasına götürüyor. Merhaba, benim adım Nede Süreyya'nın. Benim robotum eski karton aldı, çocuklara kitap verdi. Yön tuşlarıyla ön tekerini yöne değiştiriyor ve butona basınca ilerliyor. Hem uzaktan kumanda ile çalışabiliyor, hem de güneş enerjisiyle çalışabiliyor. Antenleri sayesinde görme engelliler zihinsel temas sağlıyor. Hasta oldukları zaman hastaneye gidemeyecekleri zaman doktor robot evine ulaşıp onların gerekli tedavilerini sağlayacak. Gelecek hayal etmekle başlar. Hayal gücü çocuklarımızın en büyük özgürlüğüdür. Türkiye çapında 1000'den fazla çocuktan hayallerindeki robotu tasarlamalarını istedik. 1000 çocuk, 1000 farklı fikir, 1000 farklı çözüm. Hepsi birbirinden değerli, birbirinden zeki çözümler. Hepsinin hayalleri hepimizin geleceği. Hayalimdeki robot yarışması Tebeşir Hareketi adı altında Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleştirildi. Bu sosyal projede bu sene biz de bir okulumuzu 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin güzel geleceği için durmadan hepimiz için çalışıyoruz. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.